Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber'e Sıcak Nokta programına hoş geldiniz. TRT'nin ulus yerleşkesinden yaklaşık 50 dakika boyunca dünyada ve Türkiye'de öne çıkan başlıklarla karşınızda olacağız. İlk olarak Donbas diyeceğiz. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hem çatışmalar hem de bir patlama sesi en son saat diliminde geldi. Yine aynı zamanda bir diğer önemli konumuzsa İsrail-Türkiye ilişkileri olacak. 73 yıllık ilişkiye bakıldığında İsrail Cumhurbaşkanı 15 yıl aranın ardından Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek önümüzdeki ayda ve bu ziyaretin hem yansımalarını hem de geçmişte Türkiye-İsrail ilişkilerinde neler yaşandığı kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ve önemli bir diğer konu Afrika-Türkiye ilişkileri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Afrika kıtasına bir seyahat gerçekleştirecek ve bu seyahatle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce adımını attığı Afrika açılımları kapsamında 43'e çıkan temsilcilik sayısıyla bölgede Türkiye ile ilişkiler çok daha ileri bir noktaya taşındı. Peki Afrika dünden bugüne neler yaşadı? Bunlar da ekranlara gelecek. Ben sözü çok daha fazla uzatmadan Hüseyin Günay, Sıcak Nokta başlıyor. İlk olarak Donbas dedik. Bölgedeki hareketlilik son günlerde giderek artıyor. TRT Haber ekipleri olarak da Ukrayna'da farklı noktalarda bölgenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ve o günlerde hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları üst üste geliyor. Peki hem diplomasideki bu hareketlilik hem de sahadaki çalışmalar neyi ifade ediyor? Bu hafta içerisinde neler yaşanmış? Gelin birlikte izleyelim. Tatbikatlar, askeri yığınaklar, sıcak çatışma tehdidi altında halk. Donbas'ta savaş çanları çalıyor. Ancak bölgede belirsizlik hakim. Ukrayna ordusu sınır hattında kırmızı alarm seviyesinde bekleyişini sürdürüyor. Zaman zaman her iki taraf arasında ihlaller yaşanıyor. 16 Şubat'ta Rus işgalinin gerçekleşeceği iddiası vardı. İddianın sahibinin ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden olduğu belirtildi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki vatandaşlarının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu. İddiaları Rusya yalanladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise sosyal medyadan Ukrayna halkına çağrı yaptı. 16 Şubat Birlik Günü ilan edildi. Zelenski, ülkeyi terk edenleri çağırdı. 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece bölgede hareketlilik yaşanmadı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen medya kuruluşları başkent Kiev'den canlı yayındaydı. İşgal nöbeti başladı. O gece konvansiyonel bir çatışma meydana gelmese de Ukrayna siber saldırılarla çalkalandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ve iki bankanın internet sitesi çöktü. Ukrayna polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Açıklamalarda saldırının Özbekistan, Rusya, Çin ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde gerçekleştirildiği belirtildi. 16 Şubat Birlik Günü'nde Ukraynalılar meydanlara çıktı. Milli marş hep bir ağızdan okundu. Burası başkent Kiev'de siyasi mitingler için geleneksel bir yere dönüşmüş olan Bağımsızlık Meydanı. 1990 yılından bu yana yüz binlerce kişinin katıldığı devrimlere ev sahipliği yaptı. 16 Nisan Birlik Günü'nde de Ukraynalılar bu kez Rusya'ya karşı dayanışma göstermek için meydanın yolunu tuttu. Bence Rusya topraklarımızı işgal etmeye kalkarsa çok büyük bir hata yapar. Bugün başkanımızın söylediği birlik ve dayanışmayı desteklemeye geldik. Biz Ukrayna'nın burada olduğunu, ülkemizi savunacağımızı ve savaşacağımızı göstermeye geldik. Ben savaş beklemiyorum ve savaş da istemiyorum. Ancak komşumuz Rusya bunu zaman zaman istiyor. Nedenini anlamıyorum. Ama Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye kalkarsa savaşacağız. Bana göre iki halk olarak dostuz. Ancak Rusya'nın başkanı bizim dost olduğumuzu düşünmüyor. Herhangi bir işgal ise beklemiyorum. Çünkü şu an her şey yolunda. Savaşa gerek yok.
Ancak gerekirse Ukraynalılar büyük milliyetçidir. Onlar savaşacaktır. Rusya Ukrayna'yı işgal etmek istiyor. Kırım'da bunu yaptı. Rusya orada insanları öldürdü. Ben akrabalarımı kaybettim bu çatışmada. Özgür olmak istiyoruz. Güvenli olmak istiyoruz. Çocuklarım müzisyen olmak istiyor. Biz savaş istemiyoruz. Ama sınırlarımızı koruyacağız. Rusya'ya karşı dayanışma çağrılarına katılanlar arasında Ukrayna'da yaşayan Türkler de vardı. Savaş endişelerinin olmadıklarını dile getirdiler. Biz burada yaşayan Türkler olarak ya da farklı milletlerden olarak ki her türlü kendi tabii ki önlemlerimizi, her şeyimizi hani dikkat ediyoruz yine de ama yani burada yaşayarak bunu hissediyoruz. Hani böyle bir şeyin olacağına ya da diyelim kendi bize böyle bir tehlike herhangi bir şekilde olmadı. Olacağına da inanmıyoruz. Yani biz aynı şekilde bütün okulu öğrenci olan arkadaşlarımız okuluna gidiyor. Biz işimize gidiyoruz. Ailemiz burada. Bütün her şeyimiz burada. Yani sosyal hayatımız her türlü devam ediyoruz. Aslında Ukraynalı arkadaşlarımla konuştuğum siyasi ve politik şekilde arkadaşlarım devletine güveniyor. Herhangi bir savaş konusu olmayacağına dair. Ve savaş konusunda devletinin nasıl bir yaptırımlar yapacağına dair her türlü konuyu konuşuyoruz. Onun haricinde nasıl bir yolu izleyeceksiniz diye konuşuyorum arkadaşlarımla. Diyor ki bu diyor siyasi adamların problemi. Yani bizim hiçbir problemimiz yok diyor bu konu hakkında. Genel olarak diyor bunu siyasi Zelenski, Putin arasında çözülecek bir problem olarak görüyorlar. Başkent Kiev'de sokaklar sakin, insanlar sıradan yaşantısına aynı şekilde devam ediyor. Ancak devlet kurumlarının olduğu binalarda yoğun bir mesai söz konusu. Bir yandan Ukrayna olası sıcak çatışmaya karşı tedbirlerini artırırken, diğer taraftan da başta Batı bloku olmak üzere birçok ülkeyle diplomasi trafiğini yürütüyor. Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya mali destek için yeşil ışık yaktı. 1 milyar 200 milyon avroluk destek verilmesi gündemde. Rusların 16 Şubat'ta işgal edeceği iddiaları iddiadan öteye geçmedi. Belarus'la askeri tatbikat gerçekleştiren Rus ordusunun asıl görev yerlerine dönmeye başladığı açıklamaları geldi. Rusya ayrıca çekilen askerlerin görüntülerini yayınladı. Ne NATO ne de Amerika Birleşik Devletleri çekinmeye inanmıyor. Bölgede hala 130 binin üzerinde Rus askeri olduğu belirtiliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rus birliklerinin tamamen geri çekildiğini göremediklerini belirtti. Rus ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasında ateşkes ihlalleri sürüyor. Son olarak Luhansk bölgesinde bir noktanın hedef alınması gerilimin yeniden tırmanmasına neden oldu. Şu anda bölgede tam bir belirsizlik hakim. Önümüzdeki günlerin ne göstereceği merak konusu. Bölgeden yine çok uzaklaşmayacağız. Zira bir taraftan bu hafta yaşananlar bunlardı. Fakat akşam saatlerinde dediğimiz gibi Donetsk bölgesinde bir patlama yaşandı. Sıcak Nokta ekibinden Muratcan Öztürk de yine bölgede oradaki çalışmalarını sürdürüyor. Hem bu patlamaya ilişkin bilgiyi alacağız hem de Ukrayna'da, Kiev'de şu anda neler yaşanıyor Muratcan? Hava çok soğuk ancak özellikle çatışmalar anlamında bölgenin oldukça sıcak olduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle son birkaç saatte senin de belirttiğin gibi Hüseyin tansiyon iyice yükseldi. Donetsk bölgesinden gelen haberler söz konusu. Tabii Rus medyası ve bazı sosyal medya hesaplarından yapılan servis edilen paylaşımlar ve bilgiler doğrultusunda akşam saatlerine yaklaşık 1-1,5 saat önce Donetsk bölgesinde bir patlama meydana geldi. Ve iddialara göre bu patlamaların Rus ayrılıkçılara ait yönetim binasının yakın bulunan bir otoparkta meydana geldi ve bir aracın infilak ettiği belirtildi. Söz konusu aracın da yine ayrılıkçıların liderlerinden birine ait olduğu da gelen iddialar arasında. Şu ana kadar patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını söyleyebiliriz. Ancak gün boyunca yine Donetsk gündemdeydi. Çünkü sürekli yine paylaşımlar yapıldı sosyal medyadan ve görüntüler aktarıldı. Bu görüntülerde sirenlerin çaldığı Donetsk görüntüleri yer aldı ve bu sirenlerin çalmasının sebebi olarak da yine sivil halkın olası bir çatışmaya karşı bölgede
tahliye edilmesi için bir uyarı sistemi olarak da dillendirildi. Ve şu saat diliminde de hala Rus medyasının aktardığı bilgilere göre tahliyeler devam ediyor. Özellikle Rostov ve Kırım'a doğru tahliyelerin sürdüğünü söylemekte fayda var. Tabii bir yandan Rus ayrılıkçıların bulunduğu bölgede bu şekilde iddialar dolaşırken ve bu şekilde gelişmeler yaşanırken söz konusu bazı iddialara, özellikle patlamayla ilgili sabotaj iddiasına Ukrayna makamları anında yanıt verdiler. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Ukrayna hiçbir şekilde Donbas bölgesinde bir sabotaj yapmamıştır ve planlamamaktadır dedi. Ardından da Ukrayna ordusunun yetkilileri yine basın açıklaması yaparak söz konusu bu açıklamada sivil halka seslendi ve resmi makamların açıklamalarına riayet edilmesi gerektiğini belirttiler. Son olarak tabii devlet başkanlarının nezdinde de diplomasi trafiği devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ile görüştü. Söz konusu görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Belarus'a Rusya'nın ortaklaşa düzenlediği tatbikatın kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Eğer Ukrayna çözüm istiyorsa Donbas'taki yetkililerle masaya oturması gerektiğini belirtti. Muratcan, çok teşekkür ediyoruz. Bizim yine gözümüz kulağımız Ukrayna'da olacak, Kiev'de olacak, hatta Donbas'ta olacak. Bir taraftan uluslararası camiada da bu gelişmeleri takip ediyoruz. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da yine gece saatlerinde, Türkiye saatiyle gece saatlerinde bu konuyla alakalı bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Bunlar da yine TRT Haber'de olacak. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Ve yine aslında bölgeden çok uzaklaşmayacağız. Zira 8 Şubat tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede şüphesiz herkesin aklında kalan uzun ve beyaz bir masa vardı. Büyüklüğüyle dikkat çekti, sosyal medyada da ciddi şekilde konu oldu. Fakat gözlerden kaçan bir konu vardı. Vladimir Putin buradaki konuşmasında NATO'ya belki de yıllar sonra çok önemli bir mesaj verdi ve nükleer silah hatırlatması yaptı. Biz de bu sözden yola çıkarak dünyada nükleer cephaneliği bulunan ülkelerin hangileri olduğunu sizler için araştırdık. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova ziyareti günlerce konuşuldu. Ancak gündem içerikten çok protokol oldu. Uzun masa diplomasisi literatürdeki yerini aldı. Buna karşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin belki de son dönemin en net mesajını verdi. Nükleer silah kartını ilk kez bu denli açık şekilde masaya koydu. Tabii ki NATO ile Rusya'nın askeri kapasitelerini karşılaştıramayız. NATO Rusya'dan çok daha güçlü. Bunu zaten biliyoruz. Ama Rusya'nın da nükleer silah kapasitesi birçok ülkeden daha güçlü. Bunun bir galibi olmayacak. Ve Avrupa ülkeleri de iradesine aykırı bu savaşın parçası. Dünya üzerinde ne kadar nükleer silah olduğu tam bilinmiyor. Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'nün 2021 raporuna göre bu sayı 13 binin üzerinde. Tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin nükleer kapasitesi bulunuyor. Silahların neredeyse yarısı ise Rusya'nın. Moskova yönetiminin elinde yaklaşık 6255 nükleer başlığın bulunduğu tahmin ediliyor. Bunların 1625'inin Rusya'nın çeşitli bölgeleri ya da araçlarında konuşlandırılmış durumda. Silahların kullanım yetkisi ise tek başına Rusya Devlet Başkanı'nda, yani Vladimir Putin'in kendisinde. Rusya ile NATO'nun elindeki toplam nükleer silahların sayısı neredeyse denk. Uluslararası Barış Enstitüsü'ne göre NATO'nun baş hat gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde yaklaşık 5500 nükleer başlık var. Bunların 1800'ü göreve hazır durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanları nükleer silahları Kongre'ye danışmadan kullanma yetkisine sahip. İlk nükleer denemesini 1952 yılında yapan Fransa'nın 290 nükleer başlığının bulunduğu tahmin ediliyor. Tahminlere göre İngiltere'nin ise 225 nükleer silahı bulunuyor. Rusya ya da NATO dışı ülkelerde nükleer cephaneliklere sahip.
Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'ne göre Çin 1964'ten sonraki 30 yıllık süreçte 45 nükleer deneme yaptı. Pekin yönetiminin hali hazırda 350 kadar başlığa sahip olduğu düşünülüyor. Pakistan ve Hindistan'da dünyanın nükleer güçleri arasında yer alıyor. Pakistan'ın 165, Hindistan'ın ise 156 nükleer silaha sahip olduğu biliniyor. Barış Enstitüsü'nün raporuna göre İsrail'de nükleer cephaneliği bulunan ülkeler arasında. Tel Aviv yönetimi nükleer silahlarının olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak ülkenin 80 kadar nükleer silahı bulunduğu tahmin ediliyor. Türkiye ve İsrail arasında önemli bir gelişme yaşanıyor. Önümüzdeki ay İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Şüphesiz bu ziyaret çok önemli. Zira 15 yıl aranın ardından İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ilk ziyareti olacak. Ve Türkiye-İsrail arasında bugüne kadar 73 yıllık bir ilişki var. Peki bu ilişki, inişli çıkışlı yaşanan bu ilişkide neler yaşandı ve bundan sonraki süreç nasıl gidecek? Şimdi detaylar dosyamızda. One minute. ...14 Mayıs 1948 tarihinde kuruldu. 10 ay sonra Türkiye tanıyan ilk Müslüman ülke oldu. Irak, İran ve Bulgaristan'daki Yahudilerin İsrail'e ulaşmasına yardım eden de Türkiye'ydi. Buna rağmen yıllar içinde diplomatik seviye iniş çıkışlar yaşadı. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler bugün 73 yaşında. Diplomatik faaliyetlerin temeli 7 Ocak 1950 tarihinde atıldı. Tel Aviv elçiliğine ilk misyon şefi atandı. Bu tarihten sonra iki ülke arasında kırılma anları yaşandı. 1956'da İsrail-Süveyş kanalındaki işgale katıldı. İlişkiler maslahat güzel seviyesine indirildi. Elçilik düzeyine çıkması ise 7 yıl sürdü. 1967'de İsrail bu defa Mısır'a saldırdı. Doğu Kudüs, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Golan Tepelerini işgal etti. Ankara'nın duruşu netti. İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi. 70'lerde de ilişkiler soğuk seyretti. İsrail'in Kudüs'e yönelik yasa dışı hayalleri bitmek bilmedi. Zira 30 Temmuz 1980 tarihinde Doğu Kudüs'ü ilhak etti. Ebedi başkenti olduğunu duyurdu. Türkiye sadece Kudüs konsolosluğunu kapatmakla kalmadı, temsil seviyesini de en alta indirdi. 1988'de ise Filistin bağımsızlığını ilan etti. Türkiye'nin tanımasıyla İsrail'le ilişkiler durgunluk dönemine girdi. Büyükelçilerin atanması ise 6 yıl sonra mümkün oldu. 90'lardaysa ilişkiler tarihin en iyi seviyesine çıktı. Öyle ki 94'te güvenlik, 96'da askeri alanda eğitim ve işbirliği, 23 Aralık 1998 tarihinde ise serbest ticaret anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla ticaret hacmi iki ülke arasında hızla arttı. 98'de Amerika Birleşik Devletleri'nin katıldığı Akdeniz'de ortak tatbikat bile yapıldı. Türkiye, İsrail'in çevresinde yaşadığı sorunlara ara bulucu rolü de üstlendi. 2008'de Suriye ile barış görüşmelerine nezaret eden Türkiye'ydi. Ancak 27 Aralık'ta İsrail dökme kurşun saldırılarına başladı. Abluk altındaki Gazze'ye saldırılar 23 gün sürdü. 410 çocuk, 1436 kişi hayatını kaybetti. 5400'den fazla kişi yaralandı. Türkiye'nin tepkisi sert olurken ara buluculuk girişimi ise noktalandı. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Davos'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı tepkisi de uzun süre dünya gündeminde kaldı. Bir süre sonra İsrail, Türkiye'de yayınlanan dizileri bahane etti. Büyükelçi Oğuz Çelikkol'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Alçak koltukta fotoğraf servis edildi. Bu nezaketsizlik sert tepkiyle karşılandı. Ya.
Ve Mavi Marmara saldırısı da iki ülke ilişkilerinde kırılma noktası oldu. Uluslararası sularda yapılan saldırıda 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. İsrail'le ilişkiler asgari seviyeye indi. 3 yıl sonra Başbakan Netanyahu özür diledi. Tel Aviv, ölenlerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul etti. Gazze'ye insani yardım gönderilmesinin önünü açtı. Ancak 5 yıl sonra Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımı artarak devam etti. 15 Mayıs 2018 tarihinde Büyükelçi merkeze çağrıldı. 4 yıldır ilişkiler maslahat güzel seviyesinde. İsrail'de Netanyahu hükümeti artık yok. 8 partili koalisyon hükümeti var. Aralarında iki devletli çözümü destekleyen partiler çoğunlukta. Bu durum, ilişkilerin normalleşmesi için kapıyı aralamış gibi duruyor. Netanyahu'nun ayrılmasından sonra başbakanlıktan yeni hükümetin kurulmasıyla bence yani hem Filistin konusunda hem de Türk-İsrail ilişkileri konusunda adımlar atılma imkanı ortaya çıktı. Netanyahu'nun partisinde olan Cumhurbaşkanı değişti ve iki devletli çözümü destekleyen geçmişinde baktığımız zaman Filistinlilere karşı çok daha yumuşak politikalar savunan bir Cumhurbaşkanı Herzog göreve geldi geçen sene içerisinde. Bu da tabii çok olumlu bir gelişmeydi. Geçmişteki bu özellikle güvenlik alanındaki güçlü ilişkilerin farkında olan İsrail bürokrasisi ve siyasetçileri her şeye rağmen Araplarla gelinmiş olan yeni ilişki seviyesine rağmen Türkiye ile mutlaka ilişkilerin normalleştirilmesinden ve çeşitlendirilmesinden yanalar. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'de olacak. Bu ziyaretle beraber tabii ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zemine, olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız. Ve bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur. 2007'den sonra İsrail ile Türkiye arasında Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaret olmadı. 15 yıl aradan sonra Herzog, Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı olacak. Hedef, olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Yani bu olumlu yaklaşım kazan kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. İsrail ile Türkiye'nin çıkarlarının örtüştüğü konular da var. Onlardan biri de İsrail'in keşfettiği gazın transferi. Doğal gaz boru hatları tabii çok kolay inşa edilen, çok masraflı oldukları için bunların uzun süre bir görüşülmesi lazım. Bu görüşmeler İsrail ile aramızda başlamıştı zaten. Bunun hızlı bir şekilde devam ettirilmesi lazım. İlişkiler normalleştirildiği takdirde hem İsrail doğal gazını satmak istiyor, hem Mısır satmak istiyor. Bizim doğal gaz ihtiyacımız var, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacı var. Evet, Türkiye tabii işte Irak doğal gazını da kattığımız zaman gerçek bir doğal gaz koridoru olma imkanına sahip olacak Türkiye. Eminim taraflar arasında bu normalleşme sürecinde en fazla üzerinde müzakere edilecek konulardan bir tanesi Doğu Akdeniz'deki enerji işbirliği olacaktır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bir Doğu Akdeniz Konferansı, Doğu Akdeniz'deki bütün tarafları içeren bir konferans çağrısı var. Avrupa Birliği de bir ölçüde buna destek vermişti. Şayet böyle bir konferans yapılırsa, onun da bence öncelikli gündem maddelerinden bir tanesini Doğu Akdeniz'deki bu enerji işbirliği oluşturacak. Türkiye ile İsrail de burada pivot rol oynarlar. İki ülke geçmişte farklı sınamalardan geçse de ticaret hacmi arttı. Yeni dönemde hacmin daha da artması bekleniyor. 2010'dan bu yana yaşanan o soğuma döneminde ticaret hiçbir zaman etkilenmedi. Ticaret hacmi hep katlanarak, artarak devam etti. Hatta İsrail'den gelen turist sayısında da çok önemli bir artış, bir azalma söz konusu olmamıştı. Ama ne ortadan kalkmıştı? Siyasi diyalog, görüşmeler, karşılıklı ziyaretler, bunlar tamamen ortadan kalkmıştı. Bugün aslında aşılmaya çalışılan şey bu. Zaten gelişen
bir ticaret hacmimiz var. 7 milyar doları geçmiş gibi gözüküyor. Bu sene herhalde daha da artacak gibi gözüküyor. Ki bunlar teşvik edilmeden yani yapılan, tamamen özel sektörlerin gayretiyle gelişen ilişkiler. Şimdiki devletler tarafından desteklendiği takdirde eminim ki yani daha büyük imkanlar ortaya çıkabilecek. Turizm yeniden canlanabilecek iki ülke arasında. Yani sadece ekonomik dediğimiz zaman ticari değil. Tabii işte birçok alanda ekonomik işbirliği imkanı var İsrail'de. Filistinlilere acımasız saldırıları, yasa dışı Yahudi yerleşimi, Kudüs'ü başkent olarak ilan etmesi, Gazze'yi abluk altında tutması, İsrail'le olan ilişkinin seyrini bugüne kadar bunlar belirledi. Yeni dönemde de Tel Aviv'in yaklaşımı merak konusu. Zira bundan sonra da ilişkilerin seyrinde benzer konular etkili olacak. Bu önemli ziyaretin ardından bir başka önemli ziyarete şimdi kameralarımızı çevireceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü 3 Afrika ülkesini kapsayan seyahate çıkıyor. Ve son yıllarda Türkiye'nin Afrika açılımı kapsamında yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda 12 olan temsilcilik sayısı 43'e kadar yükseldi. Öte yandan Afrika kıtası geçmişte sömürgelerle anılan bir ülke, bir kıta. Ve aynı şekilde son yıllarda da sürekli darbelerin yaşandığını duyuyoruz. Peki Afrika kıtasında dünden bugüne neler yaşandı ve Türkiye ile ilişkileri nasıl oldu? Gelin dosyamızda bu konuyu inceleyelim. Kara kıta, yaşlı kıta ya da Afrika. Dünyanın ikinci büyük ana karası farklı isimlerle anılıyor. Toprakları verimli olsa da finansal durumları o kadar iç açıcı değil. Afrika, Avrupa kıtasının 3 misli büyüklüğünde. 54 ülkede 1 milyar 300 milyon kişi yaşıyor. Dünyanın en kalabalık genç nüfusu da bu coğrafyada. Ancak genç nüfusun neredeyse yarısı işsiz. Günlüğü 2 dolardan daha az miktara çalışanların sayısı ise 400 milyonu buluyor. Afrika uzun yıllar Avrupalı devletlerin sömürgesi altında kaldı. Öyle ki kıtanın onda dokuzu batılı devletlerce paylaşıldı. Bu durumun bıraktığı tahribatı ise gözlemlemek mümkün. Sömürgecinin ciddi bir tahribat yaptığını biliyoruz. İşte mesela köle ticaretinin milyonlarca verimli çalışabilir Afrikalıyı Afrika'dan alıp Amerika kıtasına götürüp köle olarak plantasyonlarda çalıştırdığını biliyoruz. Yani Afrika emeği aslında Afrika'yı kalkındırmak için değil, Batı'yı kalkındırmak için kullanıldı ki bu kölelik hadisesi. Afrika'da en fazla Fransa ve İngiltere sömürge sahibiydi. Fransız sömürgeleri 20. yüzyılın başında Kuzey, Batı ve Orta Afrika'da yoğunlaştı. İngiliz sömürgeleri ise Güney ve Doğu Afrika'da kümelendi. Sömürgeciliğin oluşturmuş olduğu bir atmosfer var. Yani siyasi, ekonomik ve toplumsal, dini bir atmosfer var. Bu etkileri silmek ya da bu etkilerden kurtulmak çok kolay değil maalesef. Yani çünkü 1960'larda Afrika ülkelerinin bağımsızlık kazanmaya başladığını düşünürsek, aradan geçmiş olan 60 yıllık süre zarfında bu etkilerin halen daha çok silinmediğini görüyoruz. Halen 22 Afrika ülkesi resmi dil olarak Fransızcayı kullanıyor. Fransızca konuşan Afrikalıların sayısı Fransa nüfusunun üstünde. 1960'lı yıllardan itibaren de Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmaya başladı. Ancak bu kez de ülkeler üzerinde güçler mücadelesi başladı. Geleceğin kıtası Afrika'da darbeler dönemi hüküm sürdü. Afrika'daki son darbede Burkina Faso'da yaşandı. Ordu ülkede 8 defa iktidarı ele geçirdi. Seçimlerden daha fazla darbelerin yaşandığı kıtada 200'den fazla darbe girişimi oldu. %70'i de Batı Afrika'da gerçekleşti.
Şimdi Batı Afrika'da var olan bir olgu var. O da şu, burası Fransız sömürgesi, eski Fransız sömürge toprakları. Ve 1960'lı yıllardan 90'lı yıllara kadar çok yoğun darbeler yaşamış bir coğrafya burası. Afrika kıtasının en fazla darbenin gerçekleştiği yer Batı Afrika. Ve bu darbelerin, yani 60-90 arasındaki darbelerin arkasındaki en belirleyici aktör de Fransız istihbarat birimleri, askeri birimleri. Afrika ülkelerinin gelir seviyesi dünya ortalamasının çok altında. Kuraklık, terör, İstikrarsızlıksa bir türlü bitmedi. Bu da Afrikalıları zorunlu göçe itti. Üstelik göç hareketi her yıl artıyor. Birleşmiş Milletler verileri de bunu teyit ediyor. Verilere göre dünya genelinde zorunlu göç eden kişi sayısının en fazla olduğu ilk 10 ülkenin 5'i Afrika'da. Bunlar Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Somali ve Orta Afrika. Öte yandan Afrika'nın zengin kaynakları ise tüm dünyanın yakın takibinde. Afrika kıtası çok geniş kaynaklara sahip. Hem yeraltı hem yerüstü kaynaklarına sahip. Muazzam derecede. Bunlar endüstriyel üretim açısından son derece önemli. Ham madde açısından çok önemli kaynaklar. Bu nedenle önemli görülüyor ve küresel güçler arasındaki mücadeleler bu kaynakları kendine çevirme, bu kaynaklara çok ucuz ulaşım sağlama gibi motivasyonlarla hareket ettiğini görüyoruz. Kara kıtanın en kalabalık ülkesi Nijerya. Aynı zamanda kıtadaki petrolün 1/3'ü de Nijerya'da bulunuyor. Yeraltı kaynaklarıyla meşhur Güney Afrika Cumhuriyeti de öne çıkan ülkeler arasında. Afrika kıtasının ticaret rakamında büyük tutarı yeraltı kaynakları ve maden ticareti oluşturuyor. Afrika şu anda çok ciddi bir kalkınma sürecine girdi. Benim tahminim önümüzdeki 10 yıl Afrika'da taşların yerine daha iyi oturacağı ve Afrika ülkelerinin artık bundan sonra kendi isimleriyle dünyada öne çıkacakları, sadece Afrika diyerek değil, bir Nijerya, bir Etiyopya, bir Cezayir, bir Senegal, aynı şekilde bir Mozambik, Angola, bunlar dünyada artık her yönüyle kendi hak ettikleri konumları yakalamış ülkeler olacak. Afrikalı ülkelere karşı batılı devletler ve Çin ekonomiyi önemli bir silah olarak kullandı. Yaşlı kıtadaki ülkeler bağımlı hale getirildi. Çin sağladığı kredi ve yatırımlarla ülkeleri kendilerine borçlu bıraktı. Rusya ise Afrika'nın bir numaralı silah ithalatçısı konumuna yükseldi. Çekişmeden doğan boşlukları dolduran ülkelerden biri son zamanlarda Rusya olmaya başladı. Çünkü özellikle bu Wagner denen askeri yapıyla beraber birçok Afrika ülkesinde, işte Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya ve son günlerde Mali gibi ülkelerde mesela Wagner'in varlığını görüyoruz. Çin Afrika ülkelerini ciddi bir şekilde borçlandırdı. Bu borçlandırmayla beraber yani borç krizleri oluşmaya başladı. İşte Angola, Etiyopya, Kenya, Uganda mesela Çin'e olan borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya 5'ten büyüktür. Türkiye'nin kıtadaki atılımları son yıllarda ciddi artış gösterdi. Türkiye Afrika ile olan ilişkilerde ortaklığa önem verdi. Bunun için de 20 yılda 12 olan temsilcilik sayısını 43'e yükseltti. Ayrıca Türk Hava Yolları 39 ülkede 61 noktaya seferler düzenledi. Bu Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkileri daha da yakınlaştırdı. Yakınlaşan ilişkilerde kazan kazan anlayışına dayalı Türkiye modeli büyük rol oynadı. Türkiye'nin Afrika politikası 4 ayağa oturtuldu. Siyasi, insani, ekonomi ve kültür alanında çalışmalar yürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı dönemi de dahil olmak üzere 28 Afrika ülkesine ziyaret düzenledi. Çin, Amerika ve Fransa'dan sonra Afrika'da
en çok temsilcili olan 4. ülkeyiz. Türkiye'nin 21. yüzyılda Afrika ile ticareti 3-4 milyar dolarlardan bugün 25-30 milyar dolarlara çıktı. Çok yakın gelecekte bunun 50 milyar doların üzerinde olması için her türlü çalışmalar yapılıyor. Bugün ülkemizde okuyan yaklaşık 30 bin öğrencinin en az 5 bin mezun olan veya devam eden Afrikalı bursiyer devletimiz tarafından verilen imkanlarla okuması bizim Afrika'daki temaslarımızın başka bir gelişen, büyüyen tarafı olacak. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden 57 tanesinin 27'si Afrika kıtasında bulunuyor. Türk firmaların kıtadaki yatırımları 100 milyar dolara yaklaştı. En büyük ivme ise savunma projelerinde yakalandı. Aralarında SİHA'ların da olduğu çok sayıda silah ve askeri araç 15 ülkeye satıldı. Çeşitli gerekçelerle ailelerinden alınan ya da koparılan çocuklar. Bu konu Avrupa'nın kanayan yarası. Özellikle İsveç, sicili kabarık bir ülke. Ülkede 18 bin çocuk bu şekilde ailesinden koparıldı. Ve geçen hafta içerisinde de bu aileler, mağdur aileler eylem düzenledi. Sıcak Nokta ekibi olarak biz de hem mağdur ailelere hem de konuyu uzmanlarına sorduk. Bizi mağdur ettiler. Benim yüreğimi yaktılar, yüreğimi kopardılar. Bazen aile içindeki rahatsızlıklar gerekçe gösteriliyor. Bazen de şiddet veya istismar iddiaları. Çocuğun kendinden kaynaklanan sorunlar veya öğretmenin başvurusu da en hassas konudaki kararlarda etkili oluyor. Alınan bu kararlarla binlerce aile mağdur olurken, on binlerce çocuk da yıllarca öz anne babasından uzakta büyüyor. Hiç kimsenin çocuğunu almasınlar. Kimsenin yüreğini yakmasınlar, anne babalar yüreklerini yakmasınlar. Bu karardan en çok Müslüman ve göçmen aileler etkileniyor. Çocuklar dilini, dinini, örf, adet ve geleneklerini öğrenemeden veya unutarak yetişiyor. Çeşitli nedenlerle ailelerinden koparılan çocuklar Avrupa kıtasının kanayan yarası. Yaranın kanadığı ülkelerden biri de İsveç. Ailelerinden koparılan çocuklar konusu uzun yıllardır ülkenin en önemli sorunlarının başında geliyor. Ülkede en az 18 bin çocuk çeşitli sebeplerle anne babasından alınıp koruyucu ailelere verilmiş durumda. Evlatları alınan ailelerden biri de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 11 yıl önce İsveç'e gelen çoban ailesi. Vonsburo Belediyesi, 3 yıl önce çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürerek aileyi mahkemeye verdi. Ancak iki ayrı mahkeme de aileyi suçsuz buldu. Buna rağmen çocuklara ellerinden alındı. Buna mücadele etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Bizim istediğimiz sadece çocuklarımız var. Başka bir şey istemiyoruz kendilerine. Yaşanan süreç nedeniyle Mehmet ve Cemile Çoban, biri 8, diğeri 9 yaşındaki iki çocuklarıyla en son 2 yıl önce yüz yüze görüşebildi. Ama o görüşmeden sonra onu da yasakladılar. Öpmeyin, koklamayın, sarılmayın, yaklaşmayın, hediye göndermeyin, paket göndermeyin. Yok, yazdırmıyorlar çocuklarıma. Ben el yazısıyla istiyorum. Ya bir cümle olsun ya iki cümle olsun ya. El yazısında istiyorum, yazdırmıyorlar. Kendiler yazıp çizip gönderiyorlar. Ben inanmıyorum çocuklarım yazdığını. Bizi mağdur ettiler, bizi mağdur. Benim yüreğimi yaktılar, yüreğimi kopardılar. Aile çocuklarının durumu hakkında sağlıklı bilgi alamamaktan da şikayetçi. Yani şüpheliyim, çocuğum ölümü dilim ona da şüpheliyim. Çünkü ben çocuğumu görmüyorum ki, konuşmuyorum, sesini duymuyorum, bir şey duymuyorum. İsveç'te çocukların başka aileye verilmesi ancak mahkeme kararıyla mümkün. O karara etki eden en önemli unsur,
İsveç Sosyal Hizmetleri'nin soruşturma sonucunda hazırladığı raporlar. Eğer hazırlanan raporlarda bir bulgu yoksa soruşturma kapatılıyor. Diğer durumda soruşturma devam ediyor ve Sosyal Hizmetler Kurumu'ndaki kurul üyeleri dosya hakkında bir karara varıyor. Ancak Sosyal Hizmetler Kurumu son dönemdeki uygulamalarıyla eleştirilerin odağında. Sosyal Hizmetler Kurumu'na yönelik eleştirilerin başında kriterlerinin objektif olmaması geliyor. Bu durum ülkede özellikle yabancıların, göçmen kökenlilerin daha fazla ayrımcılığa uğramasına neden oluyor. Çünkü kurum İsveçli bir aileden çocuk alınacağı zaman şartları alınmama yönünde sonuna kadar zorluyor. Ancak göçmen veya Müslüman aile söz konusu olduğunda başka bir durum oluşuyor. Ön yargılar devreye giriyor, kararlar hemen aile aleyhine çıkabiliyor. İsveç'te yapılan bir araştırma var. Buna göre yabancı uyruklular sosyal hizmetlerde daha fazla ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu durum onlar için zor tabii. Sistemin uygulanmasına bakıldığında normal şartlarda çocuklar için hangi tür desteğin en uygun olduğu konusunda bir uzlaşma sağlanması gerekiyor. Mahkeme kararları hem kurum hem aileler için bağlayıcı. Fakat mağdur ailelere destek veren derneklere göre durum hiç de öyle değil. Benim gördüğüm sistem ve yasalar açık. Ancak problem sosyal hizmetler çalışanlarının yasaları uygulamaması. İlgili yasa bazı durumlarda alınacak tedbirin rıza olmaksızın uygulanabilmesini mümkün kılsa da karar dosyaları eksikliklerle dolu. Sosyal Hizmetler Kurumu'nu denetleyen kurul İVO'ya göre Sosyal Hizmetler Kurumu'nun verdiği kararların %67'si eksikliklerle dolu. Ailelerden alınan çocuklara ilişkin kararlar sağlam bir temele dayanmıyor. Karar raporlarındaki o eksiklikler ve uzayan süreçler çoğu göçmen kökenli binlerce ailenin mağdur olmasına neden oluyor. Son dönemde artan mağduriyetler, bugüne kadar kişisel mücadele veren ailelerin bir araya gelmesine ve seslerini yükseltmesine neden oldu. İsveçliler kurumlarına %100 güveniyor, sorun yok diye düşünüyor. Bu yüzden hata ailede gibi sonuç çıkarıyorlar. O yüzden protestolara katılmıyorlar. Bu yüzden mağdurlar yabancı kökenli ve onlar da biz bir şey yapmadık, çocuklarımızı istiyoruz diye haykırmak istiyorlar. O haykırışlar geçtiğimiz günlerde toplu eyleme dönüştü. Ailelerin bir arada hareket ederek ilk protestolarını gerçekleştirmesi de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kurumlara yönelik sorgulamalar arttı. Ailelerin de mağduriyetlerinin giderilmesi için bir umut ışığı oluştu. Bu umut ışığı da aileleri bu kez İsveç'in Göteborg kentinde ikinci kez gösteri yapmaya itti. Yüzlerce kişi de onlara destek verdi. Göstericiler, "Çocuklarımız haksız yere alındı, geri verin çocuklarımızı, çocuklarımız için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı. O gösterilerde öne çıkan isimlerden biri de İsveç'te 5 yıldır yaşayan Suriyeli Diyab Talal ve eşi Amal Şeyho oldu. Suriye'nin Halep şehrinden İsveç'e giden ve 5 çocuğu alınan aile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Arap ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin liderlerine sesleniyorum. İnsanlığa sesleniyorum. Çocuklarımı geri istiyorum. Sana sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ey babamız. Yapılan konuşmalarda çocukların ailelerden alınmasında kritik rol oynayan Sosyal Hizmetler Kurumu'na tepki gösterildi. Haksız yere alınan çocuklarımı geri istiyorum. Onları çok özledim. Özgürlük nerede? Adalet nerede? İnsan böyle bir zulmü anlamakta zorlanıyor. Yaklaşık 3 saat süren ve polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi. Bir diğer yandansa İsveç'te koruyucu aile sisteminin finansal boyutunda yaşanan dramların önemli sebeplerinden birisi. Çünkü koruyucu aileler kendilerine teslim edilen her çocuk için yaşına da bağlı olarak devletten ayrı ayrı para alıyor, çocuklar için yaptıkları her harcamayı faturalandırıyor. Hatta çocukları sık sık tatile götürerek koruyucu aile olarak elde ettikleri gelirleri yükseltebiliyor. Bir anlamda çocukların gelişimine katkı yapması beklenen aileler, profesyonel koruyucu aile adı altında bir mesleğe dönüştürüyor. Çocuklar üzerinden kazanç elde eden ailelerse, belirli periyotlarla çocukların durumuna ilişkin hazırladıkları raporları veya bilgilendirmeleri kendi lehlerine olacak şekilde düzenleyebiliyor.
Yani çocuğun ruh ve beden sağlığı normal, ailesini özlüyor ve dönmek istiyor şeklinde yazabileceği bir rapor, onun gelir kapısının kapanmasına neden olabiliyor. Bunun gerçekleşmesi halinde koruyucu aile olarak yeniden kendilerine çocuk verilene kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Koruyucu ailelere verilen çocukların cinsel istismar, ayrımcılık ve şiddetle karşı karşıya kalması da görülebiliyor. İsveç'te çocukları ellerinden alınan aileler sorununa çözüm bulunamazsa açılan bu yara büyümeye devam edecek gibi duruyor. Sıcak Nokta programının bu haftalık bölümünün de sonuna geldik. Zeynel Yaman yönetimindeki kadromuzdan programın editörlüğünü Niyazi Dölek, prodüktörlüğünü ise Betül Bakkaloğlu üstlendi. Aynı zamanda yönetmenlik koltuğunda Atilla Kocaoluk ve Sedat Çolak vardı. Bu soğuk havada yayını gerçekleştiren kameraman arkadaşlarıma, ayrıca yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.